Yes bro. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün eşim Seren'le birlikte Amsterdam'dayız. Evet, Amsterdam'dayız. Artık burası su yolu oldu bizim için. Ama ne yapmadık? Alışveriş yapmadık henüz. Biliyorsunuz bayağıdır aklımda... alışveriş vlogu vardı. Ve dedik ki böyle ucuz pazarlar, ucuz ürünler, marka outletleri nerede var, nerede var? Tam yerindeyiz şu anda. Bugün kendime 300 euro falan ayırdım aşkım. Arkadaşlar bugün Selen kendine 300 euro ayırmadı. Bugünkü bütçeyi ben ayarladım. Ve bugünkü alışveriş için 30 euro ayırdım. 30 euro ile kara pazartesini güzel bir şekilde geçireceğiz. Aşkım 30 euroya ne alacağım? 30 euroya neler neler alacağım bak görsen. Anneme alışveriş yapacağım, babama yapacağım, senin ailene yapacaksın, kardeşlerime yapacağım, senin kardeşlerine yapacağım. 30 lira her şeyi alacağım. Hadi gidip alalım, hadi hadi. Evet sevgilim, öncelikle bugün var ya, parçalayacağım burayı alışveriş diye. Ne yapacaksın, neler almak burada istiyorsun? Arkadaşlar böyle Primark, TJ Maxx gibi çok meşhur, Avrupa'nın birçok noktasında olan ucuzcu AVM'ler var. Ama bir de şey ayındayız ya, kara pazartesi, kasım masası. Bugün kara pazartesi. Aynen, bugün senin için. Benim için. Bayağı bir kara pazartesi. Kara pazartesi gibi bir şey olacak. Bakın hemen zaten arkamda TJ Maxx'i göreceksiniz. Burası çok meşhur. Avrupa'nın birçok yerinde var. Hatta Amerika'da da var diye biliyorum. İlk buraya mı gireceğiz? Şimdi buraya girelim. Marka outlet burası arkadaşlar. Bakalım ne kadar, bir fiyat analizleri yapalım. Hadi. Araştıralım. Evet arkadaşlar şimdi neydi? TJ Maxx'in? Evet, TJ Maxx'e geldik. Kısmına geldik. Mont kısmına geldik. En üst kattayız. Burada erkek montları var. Bakalım ben beğenirsem eşim bana şöyle 5 euroluk bir mont alabilir diye. 5 euroluk mont bul, almazsam şerefsiz. Tamam, bugün en ucuz montu bulacağım. Alacağım mı? Tamam, alacağım. Tamamdır. Bak gel bak, burada görüyor musun bak markaları falan mesela. Bunu giymem bir kere ben. Niye? Aa, sana çok yakışır ama. Polat Alemdar olurum aşkım. Ol. Vallahi. Polat müziği değil o, deli yürek müziği. Yakıştı ama aşkım. Evet sevgilim. Bence çok şık. Bunun fiyatı... Çok güzel. Ne? 100 euro. Şöyle 5 euroluk bir mont alabilir diye. 5 euroluk mont bul, almazsam şerefsiz. Tamam, bugün en ucuz montu bulacağım. Alacak tamam, mı? Tamam alacağım. Tamamdır. 100 euro. Yani normal kaşe. 100x29. Ama neler var bak burada arkadaşlar size. Şöyle ufaktan bir göstereyim bak. Ceketler. Bak mesela. Tam benlik. Peki dizelin. Senin öz... Ooo evet. Dizelin. Pardon. Ne arkadaşlar, var ben? Dizel montumuzla devam ediyoruz. Biliyorsunuz Dizel'in şu anda da çantaları aşkım çok güzel ya. Evet. Ama bu da çok şıkmış. Bir mesela şey bunun şey fiyatına bakmak istedim. Kaç para? Şu 99 euro. Dizel. Dizel var ya aşkım, dizel. Ha nerede yazıyor? Ben benzinli kullanıyorum ya. Niye yazmıyor? 99 euro. Tamam, aslında aynen. İyi, iyi. 100 euro. Neden iyi? Türkiye'de daha pahalı arkadaşlar. Bunlar zaten bu arada tek tük kalmış. Yani burası outlet. Evet. Hani böyle markaların outlet center gibi düşünün. Gel bir de şuraya. Nice bebeği. Overhampton. Bak mesela görmekte. Baban falan giyer böyle şeyler. Kazandıran ceket. Evet, öyle bir ceket var ya. Çok yakıştı. Kazandıran ceket değil mi? Good evening. Good evening. Good night. Good evening. Good night. Evet arkadaşlar şu an Boxer reyonuna geldik. Bakın donlar ne kadar, çok donların, merak ettim. Şöyle bak, bak şu ucuzdur. Bu arada bak bunlar da marka, görüyor musun? New Balance'ın donu. Şaka gel yapıyorum. Ablam gel. 8 euro. Evet. Bir Boxer. Evet. 8 euro. Ama öyle aşkım bak 12 şurada euro. Şurada şey yazan. Oo, aşkım. Bu. Oha. Dur bakayım. Aha. Aha CR7. Yemin ederim Cristiano Ronaldo. Ben bunu gördüm. Bunu giymem de şunu giyerim bak. Şu CR7'den bir tane alır mısın bana? Bir bidon 11 euro iki tanesi. Ama Cristiano Ronaldo şuradan görünüyor, o CR7 çok havalı oluyor. Tamam alalım aşkım. Ama yok başka bir Selin yazsın şurada, Selin. Selin. Celine marka Celine var ya. Evet tamam bu Selin. Tam donunu mu göstereceğim biliyorum? Şöyle işte şöyle pozlar vereceğim. Celine. Baksana şunun tatlılığına ya.
Aslında tam senlik biliyor musun? Yakışır bu sana. Evet. Aha çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi mont. Evet. Markası ne? Members Only. Members Only'nin. Biz fiyatına bakalım baba, markayı salla. Ne kadar? 80 euro. İyi, fena değil. Ama bir tık. Senin yok ama. Senin 30 euro var sadece. Ben alabilirim. Güzelmiş. Evet. Aa şu da var bak aşk. Evet. Ay çok tatlı ya. Çok... Böyle şey değil mi? Tam Kore modası gibi değil mi? Ya öyle değil bir mi? Tık öyle de çok mide bulandırıyor ya. Bence bu daha güzel. Bak. Kafa karıştırıyor yani. Gel 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 gel. Ha bak. Benim, pazara gel gel. Benim demek istediğim şu bak. Bak şimdi. Arkadaşlar yeni yıl için yeni şeyimi buldum. Şortumu. Aşkım bu sana çok yakışıyor bak. Dur dur bak. Benim yapmak istediğim şu. Nerede? Aa şans getirir. Şans kırmızı. Bu erkek reyonu değil mi? Bir evet. Ya ben şey istiyorum işte. Şöyle hani fotoğraf falan çekiyorlar ya dediğim gibi. Evet. Şurada şey çıkıyor, markası çıkıyor falan. Şu hiç çirkin mesela ya. Pozlar veriyorlar. Şey bir de bunu giyip bebekle koşan insan. Bir şey söyleyeyim mi aşkım? He? Ama çok rahat. Ama bir şey söyleyeyim mi? İlk alışverişimiz bu olsun, bana bunu al. Evet. Niye? Ne oldu? Niye bu kadar etkilendin? Akşam ben bunu giyerim. Niye bu kadar etkilendin? Otururum bilgisayara, oyun oynarım. Çok rahat bir şeye benziyor. Rahat oturursun gibi görünüyor. Evet. Bunu alalım. Baya rahat oturabiliriz. Ciddiyim, bunu alabiliriz. Evet olabilir. Tamam. Ne fiyatı ne? Sana abi. Da mı? Sana da mı alalım? 6 euro. 6 euro bu arada fiyatı. Evet efendim, şöyle bak şöyle. Alıyoruz. Oturuyorsun şöyle bir gerileceksin şöyle. Bir de rahat olacaksın. O kadar rahat olursun. Oğlum kalkarken direkt seni hoplatır bu, esnetir yani, anladın mı? Yani tamam bu. Bu dona bakıp bunları mı hayal ettiniz? Tamam. Ne kadar abi, ne kadar? 6 euro 6 euro. 6 euro 6. Aa alalım tamam. Aşkım mesela 7 olsaydı şey mi olacak? Aşkım gerek aşkım, yok ya. Aşkım don için 15 euro da vermeyiz yani. He tamam. Dur şimdi euro. Bedeli ne? Olur mu? Olur mu bu sana? Deneyeyim mi bir? Hayır hayır hayır. Deneme kabini varsa deneyim. Saçma ama don denenmez aşkım. Tamam olur. O zaman aldım. Bir daha ben satın almam arıyorum. Yani. Aldık aldık tamam. Ha, senin tamam. Gibiler deniyor, ondan sonra biz gidip satın alıyoruz. Aşkım. Ne? İki. Bunu mu beğendin? İki. Oha çok iyi. İçinde bir çocuk var ya. Şöyle bebekte koştuğumu düşünsene. Evet ya. Evet. Bunu alalım. Evet. Aa bak sana geçen gün beğendiğim aha, kazak. Tamam. Bak ben bunu çok beğenmiştim Atakan'a gerçekten. Şahane bir kazak. Bence. Kaç euro? Çok tatlı değil mi ya? Ha? Kaç puan 50 veriyorsunuz? 50 euro. 50 euro. Ne bu? Santa Cruz. 50 euro alınır mı? Yok ki senin 50 euro. Ama çok güzel. Aran iyi tut benimle. Benim 300 euro'm var bugün. Bu iptal o zaman. Evet böyle bu kısım. Teşekkür ederiz. Ne o eline almışsın bir don? Vay ya şu an beni anlamıyor seni, ama bu... Seni Allah aşkına onu giyip oyun oynarken fotoğrafını bu koyacağım bu videoya ki, bak. Yemin ediyorum sana. O halini koyacağım bu videoya. Bu gerçekten beni sımsıkı yapacak yani böyle. Şu an giydim yani, hayalimde var. Çok kötü gözüküyor bence. Sanırım hayal. Çocuk reyonuna geldik, hadi inelim. Evet bu arada çocuk reyonuna geldik işte. Çocuk evren. Reyonuna geldik, hadi inelim. Evren görüyor musun yine bize? Burada bizim işimiz yok yani ver. Sonuçta değil mi? Aşkım ya biliyorsun beni. Oha çok iyi. Ay bunları aşkım görünce ya. De gerçekten çocuk yapasım geliyor. Baksana. Baksana. Bunları görünce mi çocuk yapasım geliyor? İki senedir ağzımda çocuk kelimesini duyduğu daha çocuk yapasın gelmiyor muydu? Bak güzel gel belki çocuğumuz için bir şey alırız. Doğru tamam olmuştur. Gör gör az bak sen o zaman burada. Gör gör iyi bak, gör. Bak bak gel şimdi ben sana bak anlatayım evet. Burayı. Burada Adidas'tan tutun Puma'ya ne bileyim Dior'dan tutun böyle Guess'e. Bütün böyle bildiğiniz o markaların outletleri var. Ama şöyle ki numara olarak bazen bulamıyorsunuz. Mesela tek kalmış. Buraya getirmişler, satıyorlar. Şu daha ucuza. Şu kramponunu bir gösterebilir misin sevgilim? Şunu mu? Oha çok güzel. Baksana şuna. Aynen. Çok tatlı. Krampon. Kaç ne kadar? Euro? 50 euro. 50 euro. Aynen. 50 euro çocuğun ama euro nesi? Olarak düşünürseniz bence uygun bir fiyatı var. Burada yani. Güzel ayakkabı var bak, mı? Bak no moşiton var. Moşiton. İşte ah benim prensesim ya. Mesela evet şu an mesela olsaydı çocuğum. İleride kızım olursa bunu giyerse ne diyeceğim biliyor musun? Sen deniz anası mı oldun? Bak şimdi bak. Arı olacağım. Bekle arı yapayım kendimi. Arı yap mesela. Ben de senin babanım. Tamam mı? Heh, tamam. Baba baba. Bıdam. Yok ya. Aşkım çok kötü. Sen arı mı oldun sen? Hayır hayır hayır. Ağzını buldu bir yerim. Oh tatlı benim. Kızımız olacak yani. Çok erkek olursa da öyle severim bu arada. Kötü müyüz? Çok kötü. Sen arı mı sen oldun sen? Sen öyle mi evet bu arı kostümü gerçekten çok tatlıymış. Değil evet, mi? Evet çok güzel.
Ya burada böyle işte her türlü oyuncak, ayakkabı, çocuk kıyafeti. Mesela bu ne? Ninja kaplumbağa. Sen yapsana bir. Sen ninja kaplumbağa mı oldun sen? Sen ninja kap... Çok yetici. Gel, yine bir tiyatro patlayacak gibi. Atakan, Atakan. Efendim? Ya aşkım ya. Neredesin? Aşkım fena bir tiyatrocusun ha. Ayakkabılar diyorsun. Bakın, bakın, bakın. Bu çok güzel bir marka. Elleme Paris bak. Çok güzel. Zaten bunlar o kadar da ucuz değil diye düşünüyorum. Evet, keza 138 euro. Bunlar burada da bir tık pahalı. Ama normal fiyatı kaçtır biliyor musun? 4-5 katı falandır mı? Niye burada ucuz? Burası işte outlet, tek kalmış. Bir de kara pazartesi. Buraya. Evet, aynen öyle. Kara pazartesi. Bak gel mesela burada bakalım. Evet sevgilim. Hiç şimdi erkek reyonuna bakmıyorsun bu arada. Ag mesela bak. Hep kadın reyonuna mı geliyorsun? Evet. Mesela evet. Ag'ımız var. Bunlar kaç para? Bakıyorum. 59 euro. Aa, bunların orijinali evet. Daha pahalı. Orijinali 10 bin lira. Aynen. Aynen. 10, yani 8, 6 falan. Bakar mısın? Şu rüküş şey peki. He? Onun çirkinliği. Onun çirkinliği. Calvin Klein bu arada. Calvin Klein mi? Bak bu neye güzel olur 49. Biliyor musun? Sana söyleyeyim mi? Hı. Al şunu bir. Ha, Calvin Klein mi? Evet. Bak. O var ya, kot pantolon, mavi kot pantolonun altına onu giydiğin zaman ateş. Evet. Yani tatili aynı ayakkabıyı almak için kavga edin. Ablam alacak. O da diğer diki herhalde. Ay şimdi 30 euromuz var. Ya ablan. Aa şunu mu alsam ablama? Aa bu da çok. Marco Tozzi. Bakayım. Evet güzel. Ablan ayağı kaç numara? 39. Aşkımın ağzı açık kaldı şu an arkadaşlar. İki çok saat... iyi bir terlik. Tam benim tarzım. İnanılmaz güzel. Puma'nın. Bakar mısın? Oo çok iyi ya. Kaç euro? Ama bu bana olmaz. Kaç euro tatlım söyle. Aa 30 euro. Çok iyi biliyor musun? Alırdım ama kaç numara ki bu? Sen 37. Niye senin ayağın kaç? Bak işte buranın en kötü yanı bu. Niye? Ya şimdi tek kalmış o mesela. Onu gidip 39 reyonunda bulmamız lazım. Varsa tabii o da. Yok ama burada. Ben sana o Crocs terlikleri bulmak istedim ya. Baksana. Boş ver ya. Gerek yok aşkım. Şu dur bakayım. Şu peki ne diyorsun? Beğeniyor musun öyle yapar şeyleri kadınlarda mesela? Şey mi o? Hadi 27. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunun yakıştığı kadın da var. Evet. Anladın mı? Aynen. O ben ama değilim. Ama onu herkes giyemez. O ben değilim. Bunun yakıştığı kadın da var. O ben değilim ama değil mi? Sen her şeysin. Çuval giysen yakışan kadınsın. Teşekkür ederim. Doğru cevap kazandın. Evet. Bak bu reyonda bir ayakkabın var. Ya aşkım ya. Evet. Şunu deneyeceğim. Gerçekten mi? Evet. Kramponu ne yapacaksın gel. Ya? Aşkım kramponu ne yapacaksın? Aşkım kramponu ne yapacağım mı? Sanki her hafta halı sahaya gidiyorsun. Bir hafta giderim. Ama güzelmiş rengi falan. Biraz büyük mü oldu ya? Gerçekten. He? Büyük mü? 42. Ama belki kramponlarda fark ediyordur. Ya giyebileceğim bir şey kramponum ya. Var kramponum evet, evet. Var. Şu daha an fantezi yapıyorum. Giyebileceğim bir şey bakalım bak. 40 euro. Gel. 40 euro fena değil aslında. Yok be. Krampon için, iyi bir krampon için. Gel bak ben sana hemen buradan beğeneyim. Arkadaşlar siz de bakın. Hemen bakıyorum Atakan'ın tarzı. Atakan'ın aa bak bunu beğenebilir. Değil mi sen bunu beğenirsin net. Evet güzelmiş. Mesela şu aa aşkım bu çok tatlı bir ayakkabı. Evet bu aa, çok evet, tatlıymış. Evet güzelmiş tatlıymış. Neyin markası? Polo. Polo'nun mu? He. Hayır yani. Hayır o yüzden demedim yani. Daha iyi markaların outlet'i de var burada. Ay. Evet bu da güzel. Güzelmiş. Ama sen bot giymiyorsun ki. Kış geldi ya bir de. Bot pek yani. Kış da geldi ya hani hanım. Gülüşlerine hayranım. Böyle bir sıradan bak bakayım hangisi ilgini çekiyor. Başka yok mu ya? Tek 42 numaralara bakacaksın. Bak bu da güzel. Sen bunu da beğenirsin. Senden tarzını biliyorum. Ama hep aynı tarz alıyorsun aşkım. Daha böyle farklı bir şey alabiliyorum. Bu tarz seviyorum ben. Neyse. Ayakkabı alınmayacak belli. Hayır niye alınmasın? Yok istemiyorum. Niye? Para mı? Beğenmedim çünkü. Ha tamam. Evet bir katı daha talan ettikten sonra arkadaşlar kendimize göre ayakkabılar bulamadık. Evet. Annemize babamıza göre de çok güzel ayakkabılar var ama insan bir kararsız kalıyor. Evet çok fazla seçenek var. Bir kat var. Daha aşağı indik. Burası tam Selen'e göre. Evet. Burada şimdi Selen'in benim, kararsız benim kalma ihtimali %0. Kara pazartesi başlasın. Kara pazartesi şu an bu reyonda başlayabilir. Sende de böyle tüylü sevdası var ha. Evet ya koyun gibi gezmeyi dikkatimi seviyorum. Dikkatimi çekti. Üzerindeki gerçekten. De tüylü hep evet. Tüylülere dokunuyor. Koyun gibi gezmeyi çok seviyorum gerçekten. Mesela. Aha. Mesela. Mesela onu giyer misin gerçekten? Hayır. Ama mesela şu kombinlense tatlı olabilir. Bir şey değil mi? Çok iyi ya. Yakıştı abi biliyor musun gerçekten? Yani
Güzele ne yakışmaz. Ya gerçekten ya. Bir de öyle bir şey yok. Şekeri bakar mısın? Bak bak bak. Hacım o çok abartı gibi geldi be. Üstümdeki yani bu abartıysa. Ya, yok üstümdeki güzel yakışmış ya. Teşekkür ederim. Fashion. Bana sorma ya ben fashion. Sınırsız yani. Gel şöyle arkaya gidelim bakalım hemen. Aha bak bu güzel. Gerçekten güzel. Şunu bir giysen Allah seversen. Ay gerçekten güzel. Şunu oy, bir dene. Gel fiyatına bak ya. Kaç para? 200. Şunu bir deneme boş versen. Ben bunu bir deneyeyim bunu bir dene bir. Giy bir ya. Giy bir. Giyeyim üzerinde mi? Göreyim ha. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi. Yürüyeyim mi? Mağazadan çıkar mısınız? Yangına sebep olacaksınız. Alo, itfaiye. Şu an Tijimex yanıyor. İtfaiye yok mu? İtfaiye, çok ambulans. Çok iyi, gerçekten bayıldım. Çok iyi. Ama gerek yok. Gerek yok şimdi. Hiç böyle 300 euro mu buraya veremem şu an. Evet, devam edeyim. Bayım, 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 bayım. Bayım, bayım, sakin ol. Bayım, lütfen. Mesela sen şimdi şunu aldın ya bak. Evet, bu sevgilim. Senin için her şey değil mi? Hayat yani? Demek. Bunu oturup bu arada oyun kesinlikle. Oynarken senin fotoğrafını bu videoya koyacağım. Çek ve bu videoya koy. Kesinlikle, evet. O çirkin görüntüyü. Şu taytla Valorant oynarken benim evet. Şu anki görüntüm şuraya geldi sanırım. Evet, geldi ve özür diliyoruz. Nasıl bundan. Rahatım, nasıl rahatım. Muhtemelen özür yazısı paylaşmam gerekecek sonrasında. Sizin o için o neyse bak biz aynı hissi işte bak bu taytlarda yaşıyoruz. Evet. Şimdi tayt gerçekten bir kadın için evet. İnanılmaz rahat. Hamileyken giyiyorsun, şeyde giyiyorsun. Evet konu oraya gelmişken. Değil mi? Bak eşortmanlara bak gel gel. Bakıyorum aşkım. Şu an sendeyiz güzelim. Hmm. Aslan postu sevgilim. Evet aslan gibiyim şu an. Her şeyi yandan, ortadan, her yerden, her açıdan güzel olur mu bir insan ya? Lanet mesela postu. Adidas bir. Oo bu çok tatlıymış. Ne ki o? Gerçekten çok tatlıymış. Adidas'ın bu ürününü 29 euro. Güzelim mi? Güzelmiş. Evet tatlı. Ama biraz daha sanki şey genç. Ha? Ondan sonra başka bir Adidas. Aa, mesela bu çok klasik bir modeli. Genelde böyle, aa bu güzelmiş. Ha? Evet. Bakayım fiyatına 24. 24 dolar. Fena değil. Bak kumaşı falan inanılmaz kaliteli baksana. Pamuk kumaş. Bakayım. Evet. Gerçekten güzelmiş. Evet, evet, bedeni evet, evet. Ne? No. Aa tam benim bedenim. Alsak mı acaba? O zaman alıyoruz. Ha? Alıyoruz. Alalım bunu da alalım. Tamam. Alışverişimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet ilk alışverişimi yaptım. Oh eşofmanı da aldı. Evet çok güzel bir eşofman bulduğumu düşünüyorum. Tam şu benim bedenim. Daha tehlikeli bir noktaya geldik. Çantamı görüyorum ben orada. Ben orada çantamı görüyorum. Çok tehlikeli bir kata geldik arkadaşlar. Canını seven kaçsın. Kara pazartesi devam ediyor. Evet. Kara pazartesi. Bak, karımla bak, kara pazartesi. Direkt ne gördüm? Bak Valentino'nun çantası. Mesela şimdi insanlar diyecek ki ay bunlar orijinal değildir. Hayır orijinal arkadaşlar. Hazır çantanı kesmişken ve ben. Ve Valentino'nun bu çantası sadece 89 euro. Oo iyi kesilir. Kesilir. Alıyorum alıyorum. Sonra kocam bey kesiyor. Güzel kesilir. Ay bu da çok tatlıymış. Evet. Bu dayanlardan iyi kesilebilir. Bu ne kadarmış? 39 euro. Bu arada fiyatlarını özellikle söylüyorum. Hani aklınızda bulunsun. Hani nedir burayı şey yapan, özel yapan ne diye. Diyeceksiniz ki belki aa bu fiyatlara mı ucuz dedin Selen sen de diyeceksin. Ama arkadaşlar bu dokunduğum ürünlerin asıl fiyatları çok daha fazla. Yani markanın outletinde 89 euro uygun olmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum yani? Hani mesela şu normalde atıyorum. Nerede? Bu. Fiyatı nerede? 44 euro mesela 45. Bu. Ama dur ben şimdi daha iyi anlamak için aşkım. Bak gel sana ne bulacağım ben şimdi. Evet Selen'in beğendiği çantayı öndeki abla alacak. Selen şu an ablanın gözlerine heh, vazgeçti tamam. Hayati tehlikesini atlattı ablamız. Arkadaşlar şimdi güzel bir örnek vereceğim. Dur önce şunu göstermeyeyim. Evet. Şimdi buranın bağlı sevgilim alemde. Yani bence de çok haklılar. Evet. Chloe'nin bir çantası arkadaşlar. Normalde bu markayı kadınlar özellikle bilir ve çok sever. Bunun çantaları gerçekten hem çok şık hem de çok pahalı ürünler aslına bakarsanız. Kaç para? Şimdi mesela buradaki fiyatı 749 euro. Diyeceksiniz ki yuh yani bu mu outlet diyeceksiniz. Aynı çantayı gelin. Gel. Bakın aynı çantanın biri internette 1010 euro. Oha. Yani burada 300 euro gibi bir indirimde. Evet, indirimi var. Gerçekten bu, kara pazartesi. Evet evet. Ya hatta bu şimdi Chloe olduğu için böyle diğer markalar mesela Calvin Klein, Guess gibi ürünler 15 euroya, 20 euroya bile ürün bulabiliyorsunuz.
Ama gerçekten çantada çanta yani. Çantada çanta. Güzel. Şunası bak Gesin mesela. Gel buna bakalım bak. Gesin. Şöyle bir çantası. Muhtemelen sporda falan değil mi bu? Pek yani, günlük. Tatlı. Benim tarzım değil şahsen. Ya da rap yaparsan. Bir de böyle sahnede. Sen şey sevmiyorsun. Her yerinde marka yazan. Aynen. Değil mi? Şu güzel mesela bak. Ne güzel. Evet. Ne olduğu hiç belli değil. Bakalım bu ne kadarmış? 70 lira. Pahalıymış Gese göre aslında. İyiymiş. Güzelmiş. Ama sen bir de küçük çantalar seviyorsun şöyle. Küçük seviyorum. Minik, aynen, ufacık, minicik. Bak şimdi. Aa, mesela bu tam benlik bak. Tam senlik mi? Çok benlik bir çanta. Damardan girme ama. 27 euro zaten bir şey değil. Şuna bir dokunur musun? Çok iyi. Ver donunu ver. Çok iyi değil mi ya? Bu şey. Ha? Ha, evet. Çanta o. Tak bakayım. Ha. Mesela bir şey çıkar cüzdanına. Ödeme yap. Aşkım ya. Bu rolleri de iyi beceriyorsun ha. Nasıl? Bak şu nasıl? Pofidik yine. Şuradakine... Aşkım ya özür dilerim role girdim çıkamadım bir an. Ay bu da çok iyiymiş bu arada. Çantayı ay evet gerçekten çok, güzel bu. Çok iyi çok kaliteli. Üzerine baksana çok tatlı değil mi lan? Evet. He? Alayım da kes. Aa Fatih Az. Çantanın beğendim. Fatih'e rezil olduk ya. Ben de be. 32'ymiş bu da. Koşuya giderken böyle aa çok iyi. Evet. Bu arada bu giderken... ne model biliyor musun? Prada'nın modeli bu. Taklit senin edilmiş. Annenin koşuya giderken kullanacağı çantayı bak, sana göstereyim mi? Fatih Prada'da var. Prada'nın modelini birebir yapmış bu marka. Öyle mi diyorsun? Evet çok güzel. Anneme şöyle bir şey alayım mı koşuya giderken? Evet olabilir. Yani annen için biraz sanki genç işi gibi geldi. Öyle mi diyorsun? Evet bir tık. Kankacım annen koşuya giderken bunu giysin. 25 baba annen koşuya giderken bunu giysin. Yok kanka o fazla olur. Çok iyi ama. Bence annen koşuya giderken şu. Fazla olur. Aslında var ya bu da çok tatlı bir çanta bak. Ya bunu işte mesela kombinlemek önemli yani mesela. Hani... Mesela onu neyle kombinlersin? Bunu ben simsiyah mesela şöyle... Sen şöyle yine... dur yan tarafa elbiseler gelsin kombinlediğin. Bunu mesela simsiyah yine böyle eşortmanla falan. Yani ben bunu beyaz tişört, şu Adidas tişört bununla tamam, takabilirim. Tamam Adidas koydun onu çünkü koydun. Çünkü bu spor bir çanta gördüğün gibi. Sportif yani. Gayet tatlı, güzel bir çanta. Üstüne? Üstüne beyaz sade ya da siyah sade bir tişört giyerdim. Tamam. Gördük şu an yan tarafta o evet. Elbiseyi. Öyle. Çok şeker bir çantaymış gerçekten. Kanalıma abone ol. Şako mu bu ya? Köpek için bunlar arkadaşlar. İnanılmaz tatlı. Baksanıza. Bizim ya bu arada şey hayvanımız ya. Yok. Hayvan sahiplensek ne güzel hayvan olabilir. Hayvan sahiplenmek istiyoruz ama aslında neden yok onu da söyleyeyim. Biz çok fazla hareket halinde olduğumuz için arkadaşlar yani hayvana eziyet olur. Hani sağa sola sürekli bırakırız. Evet. İlgilenemeyiz diye yok yani yoksa o kadar istiyorum ki ama kedi değil köpekçiyim ben. Ben bir şey söyleyeceğim ben de onu merak ediyordum. Kedi mi alsak köpek mi alsak ben onu düşünüyordum sürekli. Kedi mi daha mesela iyi olur köpek mi daha iyi olur? Bence kesinlikle köpek. Bu ne için? Bu işte o kedi veya köpek için bir yatma şeyi böyle bir şey düşünüyordum. Sen ne yapıyorsun be abim be abla? Kameranın önünde. Evet mesela. Ha elbiselerim bunlar. Dur bakayım. Ama gerçekten baksana şuna ya. Bunu aşkım, nasıl bir köpek giyebilir ki? Şu işte. Ki? Şuna baksana. Şimdi dur sen şuna şu bak. Şu elbiseye bak. Şuradan ayaklarını geçireyim. Sen bunu gördün mü? Bu ne ya? Bu ne ya? Bunu nasıl bir köpek giyebilir? Bak bir şöyle şey şöyle. Belki bir gün olur diye alalım mı? He? Olabilir. Belki bir gün olursa diye alalım mı? Belki bir gün olursa diye 16 euro vermek istiyorsan alabilirim. Ciddi misin? Ama çok tatlı gerçekten. Niye giye bir hediye alabiliriz artık? Aa evet. Yeni yıl hediyesi olur onlara. Doğru aynen. Niye giye de arkadaşımızın köpeği. Baksana şunu giydirip çıkacaksınız. Çok iyi ya. İnsan gerçekten bunları gördükçe böyle sahiplenesi geliyor ama dediğim gibi yani biz aslında istemediğimiz için değil tamamen. Aynen. Acaba ilgilenebilir miyiz? Bir de ona evinizin de müsait olması lazım arkadaşlar. Çünkü evde köpek bakmak için gerçekten kullanışlı bir alanın olmalı. Temiz olmalı ev değil mi? Hı hı. Falan filan. Yani keşke bahçe katımız olsa. İnşallah olur. İnşallah. Ne oğlum niye öyle üzgün değilim ya. Sen yukarıdan beri üzgün diyorsun bana.
Ayşe'm şunlara baksana. Bunlar şey mi? Gerçek mi makarna? Evet, baksana kocaman. Yenen makarna. Evet. Ya bunlar tabii ben tam olarak bilmiyorum. Hepsinin bir yapım usulü falan var. Baksana şuna. Evet. Oha. Gerçekten alıp denesek mi evde acaba? Bir tane alalım biliyor musun? Aynen. Bir yemek videosunda aynen, deneriz. Aynen, bir tanesinde deneriz. Renkli makarna yaptık diye. Bunu alalım. Başka? Bak başka. Şurada karışık var. Renkli renkli. Daha büyüğü. Ya bu çok iyi, bunu alalım. He? Zehirlenmeyelim artık. Yok yok, zehirlenmezsin. Tamam. Şunun büyüklüğüne baksana. Kocaman. Bunlara aynen, burada ha. Pasta diyorlar arkadaşlar. Bakın böyle çeşit çeşit. Gel bak. Bak sosları falan filan da var. Bu arada şu anda içinde bulunduğumuz Tiji Max'te arkadaşlar sadece şey yok. Hani kıyafet marka ürünler değil sadece. Burada ev ürünleri, hediyelik eşya, böyle işte yeme içme vesaire falan bak, da var. Bak yan tarafta tuzlar da var. Biberler falan. Burada işte soslar var aşkım bak. Kaz çili sos falan var. Üf, bunlar çok güzel makarna sos olur da çok bilmiyoruz. Çok acıdır bak. Abi bunlar. Bak bak, trüf sos görüyor musun? Trüflü evet. Sos, trüflü mayonez sosu. Ne kadarmış mesela? 4-5 euro. Ha, bir tane makarina aldık. Bunlar kadayıf tatlısı. Noodle. Hayır, kadayıf tatlısı ya. Noodle. Aşkım onların kadayıfı ne bilsin? Nasıl noodle ya? Bu noodle mu şu an? Valla boynum ağrıdı ya. Şunu da şöyle bir... Evet Selin Hanım'la ya, ev dekorasyonu asıl kısmındayız. Asıl ev için var. Ay şunu tatlı. Halı. Ne ya? Ne bu? Ablam gel ablam bak şimdi. İnanılmaz tatlı değil mi? Üstü şeyli böyle. Bu adamın ayağını keser ya. Ya aşkım ne alaka ya? Vallahi orası. Senin nasırlı ayağını. Ne yapsın bu halı ya? Ama baksana buradan var ya, ev dizdik ya arkadaşlar. Asıl buradan böyle bu tarz şeylerden. Ama bunları alamıyorsun çünkü alıp götüremiyorsun. Götüremiyorum. Yani. Burada uçakta alıp falan şey taşıyacaksın. Ne uğraşacaksın anasını. Kırılmayacak falan filan. Aynen. Ama şu battaniyeler bak. Bu güzelmiş. Şey tam böyle kampta. Yatağı böyle sereceksin değil aynen. Mi? Çok iyi ya halinde. Evet, evet. Baksana şu yastığa. Evet, koltuk nasıl? İçin çok şık bence. Bu kafa yumuş, keser be. Yumuşacık işte, kesmez kafa. Bavul cenneti. Aa bak kesinmiş bu da. Ne kadarmış? Tam şey böyle mini değil mi? Aynen. Ne kadarmış? Peki şu şeyi hatırladın mı? Ronaldo ile Messi santranç oynuyorlardı. Evet. Ha evet. Aynen. Hacım öyle bir şey yoktu bu arada. Ona niye öyle hatırlıyorum ben? Bu sandık gibi bir şeye benziyor ya, ondan dolayı öyle anlatsak. Ya bavul konusunda ya. Da böyle mesela bunu değil de kumaş seviyorum. Çünkü daha çok şey sığdırıyorum ben genelde değil mi? Senin büyük, sen... En büyük. 4 günlük şeye, kıramam, tatile... Kıramam. En büyüğü lazım. Bütün şeyleri, elbiseleri bavula koydun. Çok iyiymiş ya şu. Aynen. Yani 50 euro, 60 euro arası diyebiliriz buradaki bavullar içinde. Bence fena değil ama bence bavulu bulursunuz daha uyguna da. Bak yani. Şimdi, şura o kadar şey görünüyor ki değil mi? Dümdüz görünüyor. Bak şimdi bütün düzeni bozacağım şimdi. Görüntü şu an evet, nasıl görünüyor? Evet. Şey var ya, bir tane bağırıyor TikTok'ta. Çığlık atıyor. Şu an şey diyorlar, çabuk onu yerine sok. Sen biliyor musun o bağıran adamı, çığlık çığlığı? Biliyorum TikTok'ta. Bir şey bozulunca aynen, falan. Aynen, o bizim videoyu izlesin o zaman. Çok zevkli ya. Böyle yerleri gezmeyi gerçekten çok seviyorum. Değil mi aşkım? Evet. Hani böyle incik cincik karıştırayım işte, ucuz ucuz doldurayım böyle gideyim yani. Fatih de poşeti bize kilitledi gitti. Vallahi ya. Artık kasaya gidiyorsun sanırım. Evet, artık gerçekten kasaya gideyim. Evet, geldik zurnanın zart dediği yere arkadaşlar şimdi. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Yine de kendimi kaybettiğim söylenemez tabii ki. Kara pazartesi, çok kara bir pazartesi. Evet arkadaşlar, şu an Selen çantasının içine bir tane daha çanta koymuş. Güvenlik durdurdu öttüğü için. Hırsızlık yapmaya utanmadığı gibi. Canım aşkım. Ne ötüyor diyor. Fatih'in çantası ötüyor vallahi. Fatih bize çantayı kilitledi gitti. Fatih bize çantayı niye kilitlemiş anlaşıldı şimdi. Evet, Allah Allah. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Okay. Bütün ürünleri şu an alarmın önünden geçiyor ötüyorum evet. Diyor. Tamam, itiraf ediyorum ya. İtiraf ediyorum tamam. Ben yaptım. Ben yaptım. Montumun cebinde. Güvenlik ablamız şu an. Aha! Onu da çalmış. Onu da çalmış ne çaldıysa. Aşkım. Fişi kontrol ediyoruz. Hayır, ben yaptım. Çantayı bir geçir bakayım, sen oradan ötüyor mu? Evet. Evet. Hırsız.
Hırsız seni. Seni hırsız. Kalbimi çaldığın yetmiyormuş gibi Amsterdam ticaret. Ben değil Fatih. Harbiden Fatih bizi çantayı bıraktı gitti. Çantayı canlı bombayı bırakıp kaçtı. Demek ki yakalanma ihtimaline karşılık evet. Bizi öne attı. Vay anasını ya. Fatih'e bak demek böyle böyle işte bak. Yok yok alarmda bir sorun oldu. Bayağı bir şey aldık. Onu dur, şimdi çekiyorlar. Şaka dur. Bir yana tabii ki de. Dur ben arayacağım şimdi. Evet evet desene Allah. Hmm. Korkutsana senin çantanı. Oğlum fişte yok çaldın tamam. Mı çantayı desene Allah aşkına. Efendim? Oğlum bir şey diyeceğim. Senin bize verdiğin poşet vardı ya. O poşetin içindeki çanta öttü. Güvenlik şu an bizi durdurdu kanka diyor ki bu diyor fişe yazılmamış diyor ekstra çanta falan koymuş diyor. Öyle bir şey yok kanka nasıl koysun? Vallahi güvenlik bizi bekletiyor kapıda kanka. Bekle geliyorum. Fazladan bir çanta var diyor. Bir dakika. Geliyor mu? Geliyorum. Sen devam et. Ben tanımıyorum bu arkadaşı ne demek? I don't know. Ben sizi gizli çekeceğim. Tamam. Güvenlik bekletti. Yemin ederim. Bekle kasaya gitti. Seninkini aldı geldi bu bizim. Fazladan çanta mı koydun lan içine? Manyak mısın oğlum? Merhabalar. Tabii. Diyor ki bu ötüyor diyor onun alarmı da çıkmamış. Şu gerildi Allah'ım yarabbim ya. Blok çekiyordum. Şakası bile kötü ya arkadaşlar bakmayın böyle yaptığım. Şakası bile kötü. Geçen videonu izledim. Ama çok sağ olun. Nerede o? Kolay gelsin. Kasaya gitti. Heh şu soldaki. Gel burada. Şu. Sahibi benim de. Hello. It's fine. Yes. What's the problem? There's still an alarm going off. Okay. I'm taking the alarm off for you. Okay. Otherwise if you go shopping here, somewhere else alarm will start. Okay. Efsane Kasım. Yes. Efsane Kasım. Efsane Kasım. Oğlum yemeğim kaldı orada ya. Efsane kasım şakası. Efsane pazartesi, kara pazartesi şakası. You stole something maybe. We just joke. I hope so. Okay, thank you so much. Where is mine? Seninki kapının önünde. Seni hırsız. Seni hain hırsız. Gerçekten inandın mı? Kadın da bana kızıyor diyor ki salak bunu gönderin falan filan. Dedim fişi buldunuz mu? Ama kaç kadını dakika kızdı. Bu poşeti açtı onu açtı bir ton baktı kasaya ciddi götürdü. Yaptı. Evet fişe kontrol etti falan baya baktı. Biz de dedik şakaya çevirelim olayı. Evet efsane Kasım şakamızın sonuna geldik. Nasıldı arkadaşlar kara pazartesi şakamız? Çok acımasız bir şaka ya. Allah korusun var ya öyle evet. Şeylerin şakası bile kötü ama eğlendik mi? Evet. Eğlendik yani. Bayağı evet. Eğlendik yani evet, gerçekten. Evet evimize geldik güzel evet. Dostlar. İstanbul'a ve büyük an geldi. Hop! Aşkım ya. Gerçekten bunu giydin mi? O kadar rahat giydim. Bir açsana üstünü. Lütfen şu tişörtünü bir kaldır. Yemin ederim Allah aşkına. Bu ne ya? Birazdan bebekte koşacakmış gibi bir havan var. Evet evet. Taytımın güzelliği şaka mı? Şaka mı bu taytın güzelliği? Bu seksilikle bilmiyorum yani. Bu seksilikle var ya. Bu arada ne ara döndük İstanbul'a geldik bir Adem. Evet Fatih'i şakaladıktan sonra. Evet Fatih biliyorsunuz hırsız yakaladık mağazada. Fatih onu da bir efsane Kasım şakası yaptık. Ben de şimdi oynayacağım. Eve döndük. Şimdi Atakan Özgür sevgili kocam bu taytıyla oyun oynamaya çıkıyor. Evet biz peşinden gidelim kendisini. Beni arkadan mı çekeceksin? Şaka mı? Evet. Hayır. Ben öyle bir görüntü istemiyorum. Allah'ım. Işıklar da vurdu. Büyük iddia sanıcı Atakan Özyurt aldığımız bu taytla oyun oynayacak. İddia yapmadım ki zaten giyecektim. Nasıl çok rahat değil mi? Hı? Acayip rahat. Sonra niye kadınlar tayt giyiyor? Bu yüzden işte bak aldın mı onun rahatlığını? Aynen öyle yemin ederim o kadar rahat ki. Şöyle bir. Beyler!
Selam, sesim geliyor mu? Kanalıma aboneyiz de kapatalım. Arkadaşlar, eşimin, güzel eşimin kanalına abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.